Ya ama biraz da böyle eskiden güzel yapım şeylerin bizimle buluşmasının sebebi biraz da adanmış insanlardan kaynaklanıyordu. O insanlar gerçekten her şeyini riske atıp o filmleri yapıyorlardı. Şimdiki yönetmenler Genelde öyle. biliyorsun baştan her şeyi hesaplıyorlar. Yani ben şu kadar bütçeyle şunu yapacağım, gişe şu kadar gişeyi garanti edecek. Bu formülleri kuruyor ve tek atış hakkı var ve garantiye oynamak zorunda. En ufak bir risk almıyor adam zaten. Bu konuda ama hakkını vermek gerekiyor. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun? Cem Yılmaz'ın hakkını vermek gerekiyor bu konuda. Kesinlikle, kesinlikle. Ya parasını düşünse yapar, çok büyük para kazanır Aynen ama öyle. ne, olduğu parayı yatırmak Türkiye gibi bir yerde inanılmaz risk. Yani Ben Arif takdir ve ediyorum 216 yani diye bir Cem film Yılmaz o yaptı. konuda. Arif ve 216 diye bir film yaptı biliyorsun. Birçok Evet. kişi eleştirdi falan. Bana sorarsan sinematografik olarak toparlanmış, düzgün, şey olmayan, çıkıntısı olmayan diyeyim sana Kesinlikle böyle. katılıyorum. Düz. Birçok kişi beğenmedi. Nefret etti bunlar. Mesela Gora'yı buldular da Gora'nın müthiş eksiklikleri var. Ya o şeyden kaynaklanıyor. Şimdi Matrix'te de olacak aynı şey. Nostalji damarıyla yeni versiyonu kıyaslayıp ah olmamış tavrı bu klasik bir Buna reaksiyondur girmemek insanların. için zaten farklı bir yön çizmiş. Bir de şuna da hakkını veriyorum. Benim için bu bahsettiğin şeylerde senin popüler kültürün yeri çok önemli. Evet. Popüler kültürün olacak. Şimdi Matrix'e konuşacağımız zaman gideceğiz ya işte Asya popüler kültüründe oranın pop kültüründen neler alınmış. Mangalar, animeler uçuşacak havada birazdan. Şimdi Cem Yılmaz da burada 60'lara ve 70'lere Yeşilçam'a bir saygı duruşu yapıyor. Özellikle işte Sadri Alışık konusuna. Adam sinemaya yeni soluk getirdi abi demiş bir. Bob Marley Faruk diyordu. Repliği sinemaya yeni bir soluk abi. Onun da dizisi geliyor. Erşan Kuneyer'in değil mi? Evet. Netflix'e. Ya burada bak çok saygı duymuştum ben Cem Yılmaz'a. Çünkü bir problemi çok iyi analiz etmiş. Bizim popüler kültürümüz yok. Hani aslında var da halk nezdinde. Bunu alıp ilerletmemişiz. Cem Buna yeni bir şey Yılmaz'da ama katmamışız. yani o 99-98 gösterilerinden itibaren baktığın zaman hani tek kişilik gösterilerinde de anlıyorsun. Toplumu analiz etme becerisi olan biri ve bunu filmlerinde de uyguluyor bu yöntemi ve iyi anlıyor ve yapmak istediği şeyleri yapıyor. Yani geri durmuyor ondan. Bu cesaret olayı dedik ya para konusunda. Yani Evet. ben çok çok yani anlamayan arkadaşlar için yani sizin için çok absürt veya işte sahne ya dediğiniz şeyler inanılmaz pahalıya mal oluyor. İnanılmaz işte koreografi dediğiniz beğenmediğiniz koreografiler var bazen. Mesela adamlar haftalarca çalışıyorlar. İşte set building'i var ne bileyim. Bunun son filminde biliyorsun şey sahnesi vardı. Havada kovalamaca uçaklarla falan. İşte Evet. onu proplarını yapmışlar. Green screen getirmişler ki Türkiye'de green screen'den anlayan Ya firma sayısı az. İki tane var inanılmaz galiba biliyorum pahalı CGI şeyler yapan. bunlar yani. Getirmiş Fransa'dan adam getirmiş. Adam komedi filmi yapıyor aslına bakarsan. Yani Girgüldür abi yani. BKM'ydi, Şahan'dı yıllardır. Bir şekilde güldürüyor insanları çok para harcamadan. Değil Hatta mi? dövüş koreografileri için çok ünlü bir adam getiriyordu. Bayağı Evet o Fransa'dan. Fransa'dan Fransa'dan değil geldi mi? onu bahsettim. Kel bir adam böyle ekibiyle Evet. gelmiş. Bunları eğitiyorlar işte Ozan Güvenli Cem Yılmaz'a. Şimdi abi sen komedi filmi yapıp da küçümseyebilirsin. Ama şu özelliği var o adamın. Burada hakkını teslim etmek gerekiyor çünkü belli bir yaşa geldi artık yani. Retro perspektife bakmak gerekiyor. Yaptığı işleri Evet. değerlendirmek gerekiyor artık. Hakkıdır yani. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Yeni bir adam değil. Bakıyorsun abi hikaye anlatırken ya gir güldür geç. İnsanlar güler çünkü. Yani Cem Yılmaz'a her türlü gülüyorlar. O da farkındadır bunun herhalde. Yani çok komik bir şey demese bile gülüyorlar. Bunun yerine ama bunu dozunu çok az tutmuş bilerek adam güldürmek istemiyor filminde. Böyle bir niyeti yok. Senin o anlattığın muhabbet vardı ya işte çok komik abi Şaban gibi. Nah Şaban gibi. İşte Nah Şaban gibi. Orada robotu getiriyor ve işte robotun klasik konudur aslına bakarsan. Robot insan mı? Nasıl insan olabilir falan filan. Evet. Gitmiş onu anlatmış abi saatlerce ve ben burada hakkını ver dedim. Ulan hayret be. Hayret yani adam bu zanaat işidir. Hikaye anlatmak zanaat işidir böyle. Cem Yılmaz Sanattan science çok fiction seven zanaattir. birisi zaten. O yabancı yayınları da sürekli takip ediyor ve oradaki hikayeleri kendi filmlerinde biraz parodi diliyle kullanıyor. Biraz parodisini de iyi yapıyor ama bu arada. Evet, iyi Yani yapıyor. ben Cem Yılmaz filmlerini yurt dışında izleyince insanlar gülüyor. Böyle salt Türk olayı değil yani. Evet. Hani global bir parodi ama böyle Türk şeyiyle. Yani oradaki onun zaten Arif karakteri zaten bir saygı duruşu biliyorsun. Yani bunlar çok önemli detaylar baktığın zaman. Yani bir sinema gelişsin istiyorsak eğer önce bir ne olduğunu anlayacağız bu sinemanın. Değil mi? Yani Şaban filmleri dedin ya da aynı o videoda. Aynen. Nah Şaban gibi falan. Abi Şaban filmi de yıllarca insanlar gülüyor. Yani Şaban filmi diye bir şey yok. Kemal Sunal canlandırdığı bir karakter var. Bunu yazan bir adam var. İhsan Yüce var. Yani birçok filminde hepsinde değil tabii ki de. Ondan evvel işte Sadri Alışık'ın köyden indiğim şehre tiplemesi var ki İtalyanların 1700, 1800, 1600'lü yıllarda tiyatrolarında var Evet. bu karakter. Köylü, köy karakteri.
Yani köyden geliyor şehre, adapte olamıyor ve yaptığı şeylerle komedik unsurlara sebep oluyor. O Shalvar Bank da Şimdi aynı mesela. o bayılıyorum işte o filme. Evet. Shalvar Bank biliyorsun, Pantolon Bankası diye. O bile şey yani çok Pantolon Bankası çekmiş 60'larda. 80'lerde tekrar çekiyor ama tek fark ne abi? Millet köyden göçmüş, akın 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 İstanbul'a Uyarlaması da gitmiş güzeldi. insanlar. Ben o restorasyonlu YouTube'da var galiba. Onu izledim. O da hoşuma gitmişti Var. benim. Güzel zaten. Biraz farklı. Orada mesela Fransızca falan öğrenmeye Evet, çalışıyor evet. biliyorsun. Pantolon Bankası'nda. Ne bileyim smoking falan giyiyor böyle. Ajda Pekkan O bu o sefer kadını. etrafındakileri pushluyor, forsluyor yani değişmeye. Bunu görmüş yani. Yani sanatçının zaten önemli özelliği hikaye anlatabilmesi. Evet. Storytelling diyorlar ya. Biz Evet. storytelling yok bizde. Yani storytelling yok. Adam storytelling yok ama komedi filmi yapmaya çalışıyor. Sen hikaye anlatamadıktan sonra yani komedi en kolayı. Komedinin zor kısmı zaten derin karakterden komedi yaratmak. Yani içten gülmek. Ne bileyim içten Sagoski korkmak. Supervoice'la katılmış. Sen de hoş geldin. Selin Nur Işıkoğlu Supervoice'la katılmış. Hoş geldin. Keegan katılmış aramıza Supervoice'la. Akın Akın katılmış Supervoice'la aramıza. Arada Bu bunları da arkadan geçelim. izleyenler de buradan önerelim istiyorsan. Sadri Alışık'ın Shalvar Bank ve Pantolon Bankası. Kesinlikle mutlaka bu iki filmi izleyin. Art arda izlesinler. Tek farkı biri 60'larda biri 80'lerde çekilmiş. İkisi de dönemin ruhuna göre gayet başarılı yapımlar ya. O işte o yani adam remake yapmış ama Hollywood gibi değil mesela. Adam Evet. remake'in de remake'ini yapmış böyle yani. Adam gibi Evet. bir remake yapmış. Karakteri köylü yapmış mesela. Ama bu sefer oradaki köylü karakterlerin akrabaları İstanbul'un oturmuş insanları. Yani yerlisi olmuşlar artık. Milenyum zenginleri var ya, Karadenizli müteahhitler, Evet. ne bileyim işte Doğulu inşaatçılar falan bunlar İstanbul'un yerlisi değil mi bu insanlar? Ama olmuşlar. Çok Daha önemli bir şey aslında baktığın zaman. kesinlikle. Biraz daha avantgard bir yapısı var. Şimdi buna baktığın zaman modern zamanda kim bunu ayakta tutuyor? Cem Yılmaz tutuyor ayakta yani adamın hakkını vereceğin. Şey izlemedin. Ama onu da bezdiriyorlar adam artık şu anda yani yapılan eleştirilerle. O da artık bir noktadan sonra ya Ben yeter deyip orada çekilebilir cidden kenara. şey dedim yani bu millet adam olmaz. Evet. Çünkü iki tane şey yaptı o ki mükemmel bir düşünceyle yapmış o filmleri. Kara Komik Filmler diye bir konsept yaptı ya. Hı. Amerika'da olsa adam ödüle boğulurdu söyleyeyim sana. Kesinlikle ya. Ödüle İlkini çok boğulurdu. beğenmiştim. İkincinin de ilk bölümünü çok beğenmiştim. Katılıyorum bu arada. İlkini ben biraz daha beğenmişim ilk Evet. şeyi filmi. Ama şeyden değil yani kendi içinde yarıştırdığım için. Hı. Genele baktığın zaman keşke her sene çıkarsa diyeceğim kalitede. Temel fark şu herhalde. İnsanlar ne yaptığını anlayamamış bu adam. Bakıyorsun şimdi adam anlatacaksın mesela o kişi diyeceksin ki bak şuraya şuraya selam çakıyor şunu şunu yapıyor işte sinema şu bu falan. Bana ne diyecek adam? Ya Bana ben ne? işte o Inception videomda da anlattım ya, yeni jenerasyon bunları anlamayacak ve bir boomer gibi yakıştırmalarla hani aslında anladıklarını ve beğenmediklerini ifade eden bir tavır Evet. takınıyorlar. Aslında sadece Evet. beğenmiyorlar ama neden beğenmediklerini bana açıklayamazlar mesela. Sadece Ya adam beğenmediklerini söylüyorlar. şöyle açıklıyor abi. Güldürmüyor. Hani sanki seni güldürmeye çalıştı da güldüremedi. Güldürmüyor. Bu da bitmiş. Cem Yılmaz ölmüş falan. Onun şey var ya. Onun şeyi tavrı var. Eleştirileri Yani tartıştılar. Gora'daki esprileri bekliyor adam filmi Adam izlerken. onu bekliyor. Oradan devam edecek. Yani şey. Cem Yılmaz bitmiş. O da siktir lan diyemediği için şey demiş. O mu Zafer Algöz mü bilmiyorum. Paranı vereyim de geri git. Paramı geri istedim. Tamam ver IBAN'ı da göndereyim demiş. Şimdi düşünsen o kadar parayı hatırlıyorsun. Belki de hani bilmiyorum maddi durumu nasıl kendisinin de belki de kendisini krize sokacak şekilde. O da Çünkü yanlış yüklü bir para reaksiyon yatırıyorsun. yani. Paranı ver de IBAN'ını atayım falan. Ya diyorsun sen o kadar para ben olsam küfür ederdim mesela. Yani o kadar para yatırıyorsun. Biri geliyor sana oradan diyor ki yani 5 lira verdim ben sinemaya gittim falan. Tamam abi ver IBAN'ını atayım geri demiş adam. Yok şey yani arkadaş arasında reaksiyon doğru da öyle topluma açık ben olsam Zafer Algöz gibi bir adam olsam cevap yazmazdım yani öyle bir cevap. Ya şeyden herhalde şöyle bir şey var. Şimdi bu bizim düşündüğümüz şeyler onlar da düşünüyor. Çalışıyorsun, yapıyorsun abi, emek veriyorsun, emek veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Normal bir emek de değil bu arada. Yani BKM filmi gibi falan değil. Bayağı bir emek veriyorsun. Biliyorsun Cem Yılmaz gitti abi. Yani Yeşilçam'la seslendirmeyi hanımı buldu bir tane. Müthiş bu Gülşen Bibikoğlu'nun gülmelerini falan yapan var ya kahkahalarını. O kadını bulmuş yani yanına bizzat gitmiş. Yanında işte ses Kadın kayıtlarını kaç falan yaşında almış. ya? Onun İşte ne bileyim sesine bir Cüneyt Arkın. sürü pitch shift falan işlem yapılıyor bir daha genç yapabilmek için sesini. Ciddi çaba Evet var yani yani. adam ciddi uğraşmış. Propslarla uğraşmışlar. Sonra İstanbul biliyorsun. O dönemki İstanbul'u yansıtmak için bayağı bir CGI çalışmaları falan yapmışlar. İstanbul Belediyesi'nden arşivden fotoğraf almışlar. Evet. O dönemi şey yapmak için. Adam bunu hiçbirini yapmak zorunda değil abi. Pano çekmek zorunda değil mesela İstanbul'u yukarıdan göstermek zorunda değil. Yani Günümüzde arama. biliyorsun artık stüdyo film stüdyoda çekiliyor. Hiçbir
ekstra zahmete girmene gerek yok. Veriyorsun bayağı şey gibi Windscreen çakmışlar abi. template gibi film çekiliyor Sokaklarda. günümüzde yani. Sokaklarda, sokakta çekiyorlar. Yani oraları bulmuşlar. Ve en orijinal haline yakın sokaklarda çekmişler. Sadece işte sokağın geri kalanını gösteren yere bir green screen duvar örmüşler. O da arkası için yani. Evet. Devamı gözükmesin diye. Ama sokağın içerisinde çekmişler. Bulmuşlar oraları. Erliğin en sevdiği Cem Yılmaz stand-up'ı hangisi demişler. Fundamentals derim herhalde. Benim bir tat bir doku ya. Fundamentals derim şeyden dolayı. Ben ilk bir tat bir dokuda görmüştüm. Cem Yılmaz'ı en enteresan, yani olgun bulduğum Fundamentals, çünkü daha böyle sahnede müthiş bir rahatlığı var abi Ben adamın. işte olgun zamanların değil de daha çok böyle hani fırlama Provokatif tarzı oldu. zamanlarını daha çok seviyorum. Böyle seyirciye böyle direkt. Bıyıkla şey, çene şeyde ters bıyıkla, kellik bir de bir Evet küpe. evet. Abi çok O tarz agresifmiş ve böyle sadece Cem Yılmaz'ın yapabileceği agresiflikler. Başka birisi sahneye çıkıp seyirciyle öyle diyalog kursa adamı yok ederler ve bir daha var olamaz yani o piyasada. o şey o zaten hani yanlış anlaşılmasın, hakaret olarak değil, vardı ya fırlamalık piçlik Evet derler. evet o anlamda Yani söyledim. onun en büyük şeyi böyle yani. Cem Yılmaz Evet. en büyük temsilcisi, o Ben ses tonuyla o falan şeyi böyle. daha çok seviyorum yani. O yıllarını daha çok seviyorum. Ben ona şeyde şaşırmıştım. Çünkü ben yabancı içeriklerle büyüdüm. İşte Ricky Gervais'i falan izliyorsun. Ne bileyim, şunu bunu izliyorsun. İşte Eddie Murphy vardı o zamanlarda, meşhurdu. Bizde Evet. kasette vardı. Eddie Murphy'nin biliyorsun meşhur bir şeyi var. Kırmızı bir suit'i var böyle. Aynen. Kıyafeti var. Onunla stand-up gösterisini Aynen falan aynen. benim hafızama çok iyi kazınmıştı. Türkiye'de geldiği zaman bu adamın şeyini izleyince şey demişim, ya işte bu, ya bu Türk humoru bu. Evet. Yani bizdeki humor bu. Hani bu şey değil. İtalya'dan adapte ettim. İngiltere'den gördüm. İşte Britanyalıların şey vardır Ya ya, dedim ya dry güzel humor diyorlar. analiz yapıyordu. O mesela sadece bir gazete küpüründe gördüğü o Türkler uzayda başlığını alıp çok güzel bir medium'a çevirmişti yani. Tek başına bir marka gibi anlatıyordu yani olayları. Ki şey gibi biliyorsun, o Gora Film falan da sıkıntılı dönemlerden. Yani Türk Evet. sinemasında izleyici sayıları bu kadar yüksek değildi. 2004 yılında olsa gerek. Bir Kurtlar Vadisi Irak vardı herhalde. O da televizyondan aldığı gazla. Hı. Zaten izleniyordu yani. Pek bir şey değildi. Risk değildi onlar için. Kitlesi Ama hazırdı Cem Yılmaz'ın zaten yaptığı yani. iş riskti. Evet. Ya bu riske girmiş adam ve almış hakkını abi yani. Ben eleştirileri çok kolay buluyorum yani yapıldığı zaman. Güldürmedi. Yani adam güldürmek istemiyor ki. İstese güldürür adam. Kaptan Belki solda iyi mi? istemiyordur. Belki güldürmemeye programlıdır. Aynen. Ya o zamanki espriler tam günümüzden baktığımız zaman basit espriler gibi ama işte Zeitgeist abi zamanın ruhuyla ilgili en güzel esprilerdi Ya ben hala gülüyorum. En yani. güldüğüm olaylar iki çeşit humor vardı benim çok güldüğüm. Kuru. Yani kupkuru. Hı. Bu İngilizlerin humor. Biraz kara mizaha kaçıyor. Bir de düz. Senin suratına ne olmuş? Ya bunda komik bir şey yok ki. Komik işte abi, o yüzden komik yani. Senin Biraz suratına ne olmuş? Fundamentals dedin ya hani en beğendiğim. Onu mesela şey diye çok eleştirmişlerdi. Louis C.K.'in gösterilerinden çok fazla şey almış diye. Katılıyor musun ona? Ben Üç de tane espri var galiba. sonra bir baktım evet o telefon rotar muhabbeti o esprileri falan birebir oradan aynı. Ama yani Araklamış, evet. Yani üç espri falan gördüm. Ama bu şöyle, beni rahatsız etmedi. beni de Çünkü etmedi. genel orijinali de izledim. Ve onun genel gösterisiyle Cem'in gösterisinin pek şeyi yok. Tabii. Louis C.K. direkt daha merhaba demeden önce arkadaşlar biliyorsunuz kürtajla ilgili falan diye böyle konuya direkt giren bir adam yani onun farklı bir Evet. tarzı var. Belki bizde de böyle bir kültür olsa onu da yapardı. Evet. Bizde aslında biliyorsun meddahlık var. Hani bizde meddahlık diye bir kültür var yani. Stand-up var bizde aslında. Yani Tabii stand-up'ın tabii. atası diyelim. Böyle bir şey var bizde ama tıpkı sinemada da olduğu gibi popüler kültürümüz olmadığı için gelişmemiş. Animasyon diyoruz abi, değil mi? Animasyon nereden geliştiğini biliyorsun. Disney ilk nereden etkileniyor biliyorsun. Gölge oyunlarından. Tabii. İlk Ondan Disney önce en çok hatta yani buradan etkileniyor. illüzyonizme kadar gidiyor geçmişi animasyonun. Geliyor. Bakıyorsun abi, bizim yok mu? Biz de Asya'dan geliyoruz ve yanımızda şey getirmişiz. Karagözlü Hacivat'ı getirmişiz biliyorsun. Evet. Bizde Karagözlü Hacivat diye bir şey var ama buradan bir animasyon kültürü gelişmemiş Ya bizde. özellikle o fraksinoskopun icadından sonra zaten dünyaya da Avrupa'ya da yayılıyor İspanya üzerinden falan. Fransa'dan çıktıktan sonra. O cihazın icadı çok fazla etki yapıyor animasyonun gelişmesine. Hatta Bizde yok tarih ama. bir Bunu şeyde anlamıyorum. okudum. Berkeley Üniversitesi'ydi galiba bir makalesinde tarih öncesine dayanan fraksinoskop örneği bulmuşlar. Yani
da kemik üzerine animasyon yapmışlar o Evet, dönemlerde onu ve hatta hatırlıyorum, o makaleyi hatırlıyorum. iple geriyorsun, kemik dönüyor böyle, iki yüzünde resim var ve illüzyon oluşuyor. Baktığın zaman hareketli görüntü oluşuyor. Yani inanılmaz bir olay yani. Bu kadar eski bir tarihi var animasyonun. Yani şöyle, o Orta Asya ve Asya'da ve özellikle Orta Doğu'da bazı yerlerde pek araştırmalar tam daha yapılmadığı için, bu Irak bataryası meşhurdur biliyorsun mesela, Irak'ta batarya bulduk diye patlamıştı olay. Ne bileyim, bilgisayarın prototipini bulduk Bağdat'ta falan filan. Ben de tahmin ediyorum ki ileriki yıllarda birçok şeyi daha böyle göreceğiz yani. Şeyde de vardı ya, Evet. Arog'da palindrom düşüyordu böyle yukarıdan maymunların ortasına. Monolit düşüyordu, Ha, monolit düşüyordu, evet. monolit. Monolit düşüyordu. Kubrick. Onu bir Allah'ın kulağı anlamamış. Onu da fark ettim. Telefon zannetmişler onu. Evet, ben de ciddi misin ya dedim. Abi dedi, ben 20 yıl oldu. Pardon, 2008'de çıktı. Yani 15 yıl oldu izleyeli diyor adam. Ben bunu bilmiyordum 15 yıldır ya diyor. Dedim, ciddi misin ya? Çocuğa ben Valla anlatıyorum böyle. İşte ben de Stanley kime Kubrick'in filmi sorduysam var. onu telefon zannetmişler. Oğlum dedim, manyak mısınız ya? Bazıları demiş ki, yani en saçma bulduğum şey o, niye taş düşüyor oraya? Bazıları da şey sanmışlar abi. Reklam sanmışlar. Telefon için. Evet. Bir tane çocuk bana onu dedi ya. İyi ya, bir de reklamı bokuna çıkarmış ya diye işte böyle. Havayana reklamı falan yapıyor. Niye işte, telefon düşüyor abi diyordum. Bence tam yerinde kullanılmış bir göndermeydi Ama anlamamış ki kimse. yani. Yani dünyanın bir de en şey göndermesi yani. En mainstream göndermesi. Sinemada daha mainstream bir gönderme yapamazsın. Evet. Daha nakın bir Kubrick'e selam, 2001'e selam çakmaktan daha büyük bir gönderme yapamazsın. Ama anlayan yok. Gelişemiyorsunuz ama. Adam bilmiyor ya, adam onu hani ben anladığım anda şey yapmışım böyle, ha yapmıştım böyle, devam etti izlemeye. Bu. Şu böyle bir reaksiyon alamamış adam izleyicisinden. Ondan sonra da Buna işte ya gerçekten yani bunları yapıp yapıp da hani bir de üstüne eleştiriliyorsun ve adam anlamadığı bir yerden eleştiriyor seni. Zor lan tahammül etmesi. Harbiden zor ya. bazen kendi yerine koyabiliyorum. Cem Yılmaz'ın yerine Vallahi koyabiliyorum zor. kendimi, diyorum o zaman. Hani anlıyorum bazen. Diyorlar ya kendini beğenmiş falan filan abi. Kendi beğenmişlik değil de sana saygı duymuyor. Ya Cem Yılmaz o konuda tam benim kafada ya. Diyor ya, yani estağfurullah heykel bizi yaptı. Bizim toplumsal olarak böyle bir reaksiyonumuz var gerçekten. Var. Ezilen, Teveccüh. büzülen insanları seviyoruz böyle. Hani aman efendim falancı. Ya kardeşim sen bir konuda iyi olduğuna inanıyorsan bunu yapma ya. Gerek yok yani bu ezilmeye, büzülmeye, estağfurullahlara falan. İyi yaptığını düşünüyorsan bağıra bağıra söyle bunu yani. O zaman Evet, da bu egoist oluyorsun, götü kalkmış egoist oluyorsun. oluyorsun. Kötü kalmış oluyorsun. Ne Dediği bileyim doğru. yani, ne diyeceksin? Ya şöyle, bir komedyenin bunu yapması, yani Türk sinemasını ayakta tutmaya çalışması ironik. Değil mi? Değil mi? Bir de En yani. büyük şakasını yaptı. En büyük Evet. şakasını yaptı. Bir Ben komedyen ironik bunun buldum. için uğraşıyor Bir düşünsene, Ryan Reynolds'un falan işte, ne bileyim Amerika'da veya Ricky Gervais'in falan böyle şey ya. tutmaya Evet. çalışması. Amerikan sinemasını ayakta tutmaya çalışması falan böyle. Cem Yılmaz'ın bu tür göndermeleri efsane. Özellikle Matrix göndermeleri falan çok iyi ya. Aynen o. Kırmızı mavi mi? Bunlar benim tansiyon haplarım falan. Çok orijinal bir espri Şey de, etrafında bence. dereceksin Tam tur ya. ya o O da şeyden dolayı hakikaten bir de. oradaki çekim tekniklerine işaret ediyor aslında. Gerçekten tam tur Evet döner evet orada evet. şey Evet, tam kamera. da dönemiyor çünkü, nasıl döneceğim diyor. Bob Marley gözüküyor falan diyor ya. Tabii Ya aslında orada bir gönderme var yani, o teknolojiye bir gönderme. Bob kamerayı yanlış tutuyor falan diyor orada. Ya birçok sağlam adamın çok sağlam işi var da, herhalde ölmesi gerekiyor. Saygı tutmak için. Aynen ya. Bizde öyle bir Adam durum var ölmesi değil mi? gerekiyor. Öldükten sonra ah ne iyi insandı falan. Kıymetini bilemedik. Vallahi bence de öyle olacak. Yani. Çünkü adamın son 3 filmi sinematografi şeyine baktığın zaman en iyi filmleri. Şey çok eleştirilmişti ya. Ama en çok eleştiren filmler Ali de Baba onlar. ve Yedi Cüceler. Ya şöyle, ben Ali Baba ve Yedi Cüceler Çok salt bir fazla komedi işte şeyi. o gross marketin bir tane adını vermeyelim responsible muhabbetinden dolayı. Ya o salt, o ben kendisini de pek şey yaptım. Ya bu sinemanın ana mihenk taşıdır falan. Ama Öyle bir şey adam şey düşündüğünü diyor yani sanmıyorum. oradaki parayı sonraki projelerim için kullandım diyor. E işte oraya geliyoruz işte, bu sponsorluk işine geliyoruz. Yani yapıyor da niye yapıyor adam? Cebe indirmiyor onu. Tabii canım. Anlatabiliyor muyum? Tekrar geri veriyor sinemaya yani. Bunu yapıyor. Bir sonraki jenerasyonun için de çok büyük bir faydası var. Bu Arif 216'da işte 70'lere 80'lere selam çakması. Abi 20 senede kim selam çaktı eskiye? Tabii canım. Bir Ayhan Işık'a kim selam çaktı? Bir Sadri Alışık'a kim selam çaktı? Bu şeyden dolayı. Ölümsüz olmak diye bir şey var ya, sanatçıların ölümsüz olma derdi var. Evet. Hatta şey derler. Modern şeyde, felsefede şey derler.
Bu eskiden hani hayatta şey taşına ararlardı ya, adını unuttum şimdi o taşını. Eliksir Yani miydi? ölümsüz, evet, ölümsüzlüğü yakalamak için Evet, işte evet. böyle bir şeyin peşine koşarlardı. Hatta simya oradan geliyor falan derler ya. Aslında bir nevi sanatçının yaptığı da odur. Yani yaptığı işle biraz ölümsüzleşmek gibi. Şimdi sen ne zaman ölümsüzleşirsin abi? Unutulmadığın zaman. Unutulduğun an hiç yaşamamış olursun yani. Felsefe taşı. Tabii ki harbi ölürsün. Cem Yılmaz'ın yaptığı da o. Yani ben hatırlıyorum Sadri Alış'ı, bilmem neyi falan, selam çakıyorum. Siz de beni hatırlayın. Aynen. Ya burada önemli bir mesaj veriyor aslında. Yani O siz de zaten beni hatırlayın gösterilerinde bak. de söylüyordu yani. Hani bin yıl daha yaşasam o duruma gelebilirim falan. Cem Yılmaz hatırladınız mı falan diye.